Ama Peki. gerçek olan bir şey var, Türkiye'nin ekonomik demokratik normlarının gelişmesi için Avrupa Birliği standartlarını yakalaması lazım ve o yönde de uğraş vermesi lazım. Tabii çok yönlü siyaset olabilir, diğer ülkelerle de diyaloglarını Türkiye geliştirebilir ama Avrupa Birliği süreci de devam edecek gibi Gözüküyor. görürüm ben. Kopmayacak, bitmeyecek. Ancak ne zaman so sonuçlanacak? Avrupa Birliği samimi mi? Yani Avrupa Birliği dediğiniz 27-28 ülke e, her birinin değişik değişik fikirleri var. Değişik çıkarları var. En, en, önemlisi da o. Yani hiçbirinin bir ülkeye karşı devamlı dostluğu ya da devamlı düşmanlığı söz konusu olmaz. Konjektürel e, değişimlere uygun olarak değişen çıkarlar söz konusu olur. E, o ülkelerin bazılarının çıkarları Türkiye'yi e, yanına çekmeye e, daha uygun olur. Bazılarının olmaz. Ama kesin olan bir şey var. Türkiye'nin daha bu yolda uzun bir yolculuğu var. Yolu uzun diyorsunuz. Sonra evet. da ne olacak? Belli, Belli değil. değil. Evet. Peki bir diğer SMS'de de siyasiler ödün versin de görelim. Eminim halkımız daha fazla verir. Bu topraklar bizim değil mi? Demiş bir izleyicimiz. Yani bu konu da çok konuşuldu Sayın Başkan. Bir yorumdur bu. Evet. Yani hep ödünü halktan beklediler. Doğru. Kendileri bir ödün vermediler. E tabii yani UBP hükümeti spesifik olarak bu konuda e, çok ciddi bir yanlış yaptı. E, hiç başlamaması gereken yerden başladı ve e, kesintilere gitti. E, kendisini de e, önce kamuoyuna e, biz de yapıyoruz. Sizden fazla yapacağız ha diye de lansetti kendi kendini başbakanın ağzından. Evet. Yani şimdi önce Yazı yazdı dedi ki ben işte emekliden mesela almayacağım dedi döndü bütün o söylediklerinin tersini yaptı. Ama yumuşatmak için bu tepkileri sevgili Mustafa şöyle de bir şey söylediler. Dediler ki işte biz memurlardan yüzde iki kesiyoruz ama siyasilerden yüzde on keseceğiz ha. Böyle de bir kamuoyuna karşı bir bağlandı başbakan. Sonra bir de aradan zaman geçti. Olmadı, olmadı, olmadı. Ve açıkladılar halka dediler ki e, oy birliği sağlayamadık. Aramızda görüş birliği sağlayamadık. Yani UBP grubunda. Onun için bunu yapamıyoruz da dediler. E, haklıdır vatandaş. Evet. O zaman da o da bunu yazar ve sorar. Tabii. Gelelim Lefkoşa'ya. <laughs> Sayın Akıncı. Uzun yıllar Lefkoşa Belediye Başkanlığı yaptınız. Lefkoşa sizi, siz de Lefkoşa'yı hala daha çok seviyor. Bu konuya şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Sayın Başkan Cemal Buğutoğulları, şu andaki mevcut Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Sayın Cemal Buğutoğulları. kendisine de buradan sevgilerimizi gönderiyorum. Benim programıma konuk olduğu zaman yaptığımız programda bugüne kadar Lefkoşa Belediye Başkanlığı yapmış kişilerin hiçbiri Lefkoşa doğru dürüst hizmet vermedi dedi. Ben de kendisine bu isimlerin içerisine Sayın Akıncı da dahil mi diye sorduğumda kendisi bana hayır Sayın Akıncı buna dahil değil. Kendisine sevgim saygım büyüktür. Lefkoşa'ya çok önemli hizmetler olmuştur dedi. Ancak daha sonra Cemal Başkan estigürledi birçok kişi kurum ve kuruluşu eleştirdi. Bunlardan biri de siz oldunuz. Sizin için söylediklerini aynen aktarıyorum. Sayın Akıncı'ya sevgim saygın sonsuzdur ama bıraksın artık bu işleri. Onun dönemi 25 sene öncesiydi. Şimdi artık ben varım. <laughs> Halk benim hizmetlerime ve projelerime onay veriyor. Oturduklar, otursunlar oturdukları yerde ve bıraksınlar beni iş yapayım dedi. Şimdi Cemal başkana bunları söyleten açıklamalarınız nelerdi sayın Akıncı? Ya çünkü biraz, size, çünkü biraz önce size konuştuklarımız ilk çünkü, bölümde külliye'den bahsettik ya. E ben de size daha sonra o konuya geleceğimi söylemiştim. Evet geldin işte. Evet. Ee. Size bu kadar sevgi saygı besleyen mevcut başkan bir anda otusuna oturduğu yerde, onun hmm. politikaları, onun hizmetleri 25 sene öncesinde kaldı. bıraksın beni iş yapayım'a geldi. Neden? Şimdi sevgili Mustafa, teşekkür ederim. Tabii ben Cemal Başkan'ın benim için ne söylediklerini hep bilemem. Ee, sen tabii televizyoncusun. <laughs> evet. Bunları söylemiş başka bir yerde de başka aktardı bana. Ben dinleyemedim. Aynı cümleler ee, budur. Viz, hem orada galiba yalnız benim beni değil. Ee, işte başka karşı çıkanları da. Bu evet, söyledim. Birçok kişi korun kuruluşu hepsini ha isim vermeyelim evet. e, gerekmez işte vizyonsuz olmakla yani onların yani bizim vizyonumuzun 25 yıl önce e, yer ağı evet. olduğunu söylemiş. E, şimdi e, ben önce şunu söyleyeyim e, yerel yönetimde hizmet eden herkese benim ciddi bir e, sempatim var. E, hangi partiden oldukları fark etmez e, göğüslerindeki rozete bakmaksızın başkanları, meclis üyelerini, muhtarları sempatiyle karşılarım. Çünkü 14 yıl yaptım ben bu görevi ve bu işin ne kadar zor bir iş olduğunu yaşayarak bizzat gördüm. Dolayısıyla böyle bir meşakkatli göreve talip olan insanlara benim saygım ve sevgim var, sempatim var. Ama bu demek değildir ki bu sempatim. Yanlış gördüğüm bir şeyi de önlemek için uğraşmayacağım demek değil. Mesela hemen aklıma gelen e, kendinden önceki başkanın bir yanlışına karşı bizzat yerinde giderek e, protestoya ben de katıldım. Neydi o? Kumsal Parkı'nın bir bölümünü alıp e, araba parkı e, yapmaya he heveslendiydi bir ara ee, o dönemin belediye başkanı belki evet. de seçimi az ilk seçimi az bir oy farkıyla kaybederken o o proje e, ve o konudaki ısrarının e, kendisine kaybettirdiği oylar nedeniyle de o seçimi kaybetmiş olabilir. Evet. Çünkü aradaki fark azdı, çok il azdı ilk evet. seçimde. Evet hatırlıyorum. Ee, o çok ciddi bir yanlışıydı. O 1979 yılında. E, ilk fidanlarını benim ektiğim bir parktır, e, kumsal Parkı 1979 yılında Dünya Çocuk... E, gününde, Dünya Çocuk yılıydı, 79 yılı. Orada yapılan e, çeşitli semt parklarından biriydi ve ne de güzel oldu. Yani orada e, ben arada bir e, geçerim. E, çok e, güzel, huzur veren, e, ince dar bir şerit ama... E, ...yani çok farklı bir böyle çöldeki bir vaha gibidir. Bizim de çok Orası. güzel günlerimiz geçti Sayın Başkan o parkta. Evet gördün mü? Kimlerin geçmedi? Yani, yani o mahalle halkı orayı kullanıyor. Başka yerlerden bile oraya sabah yürüyüşlerine gelen insanlar olduğunu biliyorum. Şimdi dolayısıyla eğer bugünün belediye başkanı Sayın Bulutoğulları da yanlış bir şey yapmak üzereyse... Ee, onu eleştirmek, uyarmak e, benim görevimdir. Artık bıraksın dese de o. Ben bu görevi bırakmam. Çünkü ben bir insanım. Yani ben, ben siyaset yapmıyorum. Ee, yeniden aktif siyasete dönmek gibi bir he, hedefim, bir çabam, bir arzum da yoktur. Ama eski bir belediye başkanı olduğumu bir yana bırakın. Ee, bir e, Lekosha'da yaşayan bir yurttaşım ben. Ve bu şehrin ki tek şehirdir başkent Koşa imar planına sahip olan ve ona katkıda bulunmuş bir başkan olmakla da e, ben e, büyük bir gurur duymaktayım. Evet. E, şöyle e, bir şeyi de söylemek zorundayım. Bu imar planı olayında e, hem başkan olarak hazırlanmasına katkım oldu 80'li yıllarda. Otobüs terminalinin 15 Aralık 1986 tarihinde açılmasına ee, ön ayak olmuş olan bir belediye başkanıyım. Hem de 2001 yılında hükümetteyken Nisan ayında bu imar planının şehir planlama dairesi o dönem bana bağlı bir birim olduğu için ki onu da bilinçli olarak başbakan yardımcılığının altına aldım ee, bu, bu konulara olan ilgim nedeniyle. Ee, o yasanın, imar yasasının bana verdiği yetkiye dayanarak ben imzaladım böyle koşa imar planı yürürlüğe girdi 10 yıl önce. Evet. Şimdi bütün bunları düşündüğünüzde benim konuşma hakkım olmayacak da kimin olacak acaba? Şimdi benim sorduğumdan <laughs> ne konuştuğumuzda Cemal Başkan böyle esti ee, şimdi ne konuştuğumuzu biraz önce konuştuk ilk bölümde. Evet, şimdi onu açalım e, şimdi. Cemal Bey, e, Sayın Belediye Başkanı, Geçen gün galiba bir programda bir şey daha söylemiş. Demiş ki Lefkoşa imar Planı'nda otobüs terminal alanı çarşı bazar yeri olarak görünür. Yoktur öyle bir şey. Yani bunu bu şekilde söylemesi çok büyük bir eksiklik, büyük bir yanlış, büyük bir hata.